büyüklerim Necdet abimizin dediği gibi İslamiyet'in en muğlak meselesini bugün konuşacağız. Öyle bir muğlak ki bu hususta 1400 senedir bir sürü mezhepler oluşmuş. Hem öyle bir ifrat ve tefrite gidilmiş ki bu mezheplerde. Yani işin içinden çıkılamayacağın en güzel örneği olarak takdim edilebilir. Kader ve cüz-i irade <laughs> Biraz ilgi alanım şundandır. Ben uzun yıllar öğrenci, e, üniversite öğrencilerinin e, yurtlarında veya işte onların sorumlu olarak kaldım. O yüzden bunların en çok sordukları soruların başında kader meselesi geliyordu. O yüzden bu konularla çok yani 30 yıldır, 40 yıldır neredeyse içli dışlıyız yani. O yüzden Necdet abi yani şey yapınca kabul ettim. Yani bu kadar muğlak olmasına rağmen. Şimdi kader ve cüz iradeyi önce bilebilmek için e, bazı kavramları iyi bilmek lazım. İslam alimleri diyorlar ki kader ve cüz irade İslamiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren İslamiyetin ve imanın nihayet hududunu gösteren akli ve ilmi değil hali ve vicdani bir iman meselesidir. Neden böyle yani onu da izah edeyim. Biliyorsunuz bizim kadere iman rüknümüz var. Ehli sünnetin kabul ettiği kadere iman rüknü var. Bazı mezhepler biliyorsunuz kadere imanı iman esasları içerisinden saymıyorlar. Özellikle mutezile gibi mezhepler bunu saymıyorlar. Ama biz ehli sünnet çizgisinden hareket ederek diyoruz ki kader imanın altıncı sırasında. Neden altıncı sırasında diye aklımıza bir soru geldiği zaman bunu İslam'ın iman sistematiğiyle cevaplayabiliriz. Şöyle ki kadere teslim olabilmek için önce bir, Allah'a imanı bütün hücrelerimize kabul ettirmemiz lazım. O yüzden imanın nihayeti dudun İslam'ın ve imanın nihayeti dudunu gösteren dedik ya. Biz Allah'a imanı bütün hücrelerimize kabul ettirmediğimiz müddetçe kaderi anlamamız mümkün değildir. Ahirete imanı, meleklere imanı, kitaplara imanı, peygamberlere imanı kabul etmediğimiz müddetçe, yani bütün hücrelerimize kabul ettirmediğimiz müddetçe, herhangi bir tereddüt kalmadan kabul ettirmediğimiz müddetçe, kadere teslim noktasını kavrayamayız. O yüzden İslam alimleri kaderi imanın 6. noktası, 6. sırasına koymuşlar. Burada bir şey var. Derler ki geçen esma şeyinde de bir devze değmiştim. Yani inanmak bire inanmayı gerektirir. Bire yani iman Allah'a iman etmeyi, bire iman etmeyi gerektirir. Bire iman ettiğin zaman onun nasıl Allah'a iman ettiğini bilmek gerekir. Sonra Tevhid yani iman, iman etmek tevhidi gerektirir. Tevhid teslimi gerektirir. Yani inanıyorsan o birinin isim ve sıfatlarını biliyorsanız ona teslim olmanız gerekir. O teslimiyet de tevekkül şeklinde olmalı. Ve tevekkül ettikten sonra da iki dünyanın saadeti diyoruz. İşte kadere teslimiyet noktası da burada çıkıyor. Yani biz imanımızı Allah'a iman etmeyi, bire iman etmeyi, ona teslim olmayı, ona tevekkül etmeyi sonra teslimi arkasına yani kadere teslimiyet noktası geliyor. Bunu şöyle bir örnekle yetiştireyim. Mesela geçen şeyde de vermiştim yine aynı örneği ama. Mesela sizin bir çocuğunuz var 10 yaşında. 11 sene önce bu çocuk yoktu. Allah size yokluktan bir çocuk verdi. Size danışmadı. Herhangi bir soru da sormadı. Size bir evlat vereyim mi, vermeyeyim mi diye sormadı. Bize bir evlat verdi. Biz 10 yıl onunla uğraştık. Değişik şekillerde onun zevklendik işte evlat baba ilişkisini veya anne baba ilişkisini yaşadık. Ama bir trafik kazası geçirdi ve vefat etti. İşte o kadere iman rüknünü kabul eden insan şöyle düşünür. 11 sene önce bu çocuk yoktu. Rabbim diledi iradesiyle, ilmiyle, kudretiyle diledi, bana verdi. Verirken sormadığı gibi alırken de sormadı der ve teslim olur. İşte o yüzden İslam alimleri demişler ki kaderin iman esasları içerisine girmesinin sebebi ki ilk dönemlerde biliyorsunuz yani bu da yine tartışmalı bir konu. Kader imanı mesele iman esasları içerisine almamışlar. Daha Hicri 1. 2. asırda girdiği söylenen söyleyenler var. Cibril hadisi diye ileride sohbetimizin ilerisinde onu da anlatacağım. Cibril hadisi denilen bir hadisle şeye girmiş literatürümüze girmiş. Ama Buhari mesela bu Cibril hadisinin rivayetinde kadere iman yok. Diğer beş iman esası var. Bu Kur'an-ı Kerim'de üç ayette de yine bu beş iman esası sırasıyla sayılıyor. Ve kader yok orada. İşte İslam alimleri demişler ki kaderin iman esasları içerisine girmesinin sebebi geçmişe baktığı için yes, elimizde bir şey kalmadığı için yesin ve hüznün ilacıdır. Yani ümitsizliğe düşmemek için herhangi bir isyana düşmemek için Rabbim verdi, Rabbim aldı demektir. Yoksa e bu benim kaderimdi. Ne yapayım? Başıma geldi şeklinde değil. Şimdi in inşallah e, kader meselesinde de onu ayrıntılarıyla göreceğiz. Kader e, şey iman esasları içerisimize içisine girdiğimiz zaman şimdi insan her şeyini nefsini Allah'a vere vere sonunda teklif ve sorumluluktan kurtulmamak kurtulmamak için cüz irade önüne çıkıyor. Bir de kendine Yaratıcılık vasfı vermemek için de işte kader ortaya çıkıyor. O yüzden sen sorumlu ve mükellefsin diyor. Yani bu bunu bu şekilde anlamak lazım. Yani bunun için de bu dört, şu dört kavramı iyi bilmek lazım. Kader. Kader nedir? Kader Allah'ın her şeyi ilmiyle bilmesi demektir. Kader Allah'ın bilmesi nevinden bir hadisedir. Bizim meselemiz değildir bakın. Şu karşıda tablo var. O tabloya bakarsanız kaderi ikiye ayrılıyor orada. Allah'a bakan yön, insana bakan yön. Allah'a bakan yönüyle bizim ilgimiz yok. O tamamıyla Allah'ın kendi yani ilahlığı, bilmesi, kudretiyle, iradesiyle alakalı yer. Bize bakan yönleriyle biz ilgileneceğiz. Ama neticede bize bakan yönün de gelip, tabloda dikkat ederseniz alttan oklarla gelip yine oraya dayandığını görüyor. Bu, bu tabloyu 20 yıl önce çizmiştim. Bu vesileyle yine gündeme şeyin tefsirin arasında kalmış. Çok güzel oldu yani bu vesileyle. Yeniden bulmuş oldum. Şimdi kader Allah'ın ilmin evindendir dedik. Bir de kader aslında ölçü demek. Kur'an-ı Kerim'de Allah buyuruyor ki biz her şeyi bir ölçüyle yarattık. Kader Kur'an-ı Kerim'de bu anlamda kabul ediliyor. Mesela Kamer suresi 49. ayette şüphesiz biz her şeyin mahiyetini belirli bir ölçüye kadere, ilahi takdire göre yarattık. Kader Türevlerle beraber Kur'an-ı Kerim'de 55 yerde geçen bir şey e, kavram. Ölçü, miktar ve güç anlamına geliyor. İslam anlayışta kader, kainatta olmuş ve olacak her şeyi, zaman, kaydı düşmek sizin Allah'ın bilmesi demektir. Şimdi bir iki üç sayfa sonra ona geleceğiz. Yani kaderi bilmek için önce bir ezeliyet meselesinin zaman meselesini, bir de ilimin maluma tabi olma meselesini çok iyi kavramamız lazım. Yoksa, bu işin içinden çıkmamız zordur. Şimdi kaza, kaderle ilgili başka bir şey kavram, kaza kavramı. Biliyorsunuz Allah'ın eşe ve hadiselere ilişkin ezeli yazıyı ve takdiri zamanı geldiği zaman yaratmasıdır kazası da. Yani planını yapmış, onun zamanı geldi yaratmasında kaza diyoruz. Cüz irade ise Allah tarafından insana verilen emri itibari. Bu emri itibari kavramını da iyi bilmek lazım. Emri itibari aslında vücudu olmayıp varmış gibi kabul edilen bir kavram. Vücut verirsek yaratma noktasında özellikle haşa Allah'ın yaratma noktasında ortak oluruz. O yüzden İslam alimleri emri itibari demişler. Vahidi kıyası demişler. Yani kıyas yapılan farazi hendesi bir hat demişler. Yani şey gibi. Burada mesela bir şey söylesem şu karşıdaki tahta kaç metre? Hemen 2 metre dersiniz. Neye göre? Sizin zihninizde farazi bir metre vardır. Hemen ölçüyorsunuz. 1 2 metredir diye. Onun gibi aslında vücudu olmayan, emri itibari o anlamına gelen bir şey. Yani insana dilediği gibi hareket etme hürriyeti verilen bir yeti. Cüz irade de bu. Biz cüz irademizle insan oluyoruz. Yani Kur'an'ın ifadesiyle cüz irade sadece insanlara ve cinlere verilmiş. Mesela meleklerin cüz iradeleri olmadığı için hayvanların da cüz iradeleri olmadığı için dereceleri sabittir. Biz cüz irademizle, cüz irademizdeki tercihle iyiliği ve kötülüğü seçerek melekten üstün olabildiğimiz gibi hayvandan da aşağı olabiliyoruz yani. Kur'an-ı Kerim'de zaten biliyorsunuz alay illiğin esfele safilin de geçiyor. Yani biz aklımız ve irademizle iyi ve güzeli Kur'an'ın yolunu seçersek Allah iyiliğine çıkabildiğimiz gibi, yani yücelerine yücesine, akseni takvim sırrına mazhar olabildiğimiz gibi, aklımızı ve irademizi kötüye kullanarak esveli safiline layık hale de gelebiliriz yani Kur'an'ın ifadesi. Yani cüz irade bir seçme yeteneğidir, meyalandır bir de yani meyletme anlamına geliyor. Yani çünkü vücut verilmiyor. Vücut verilmediği için de sadece ince bir elif gibi kabul etmek lazım. İslam alimleri cüz iradenin mahluk olmadığını söylerler. Yani harici bir vücudu olmadığı için mahluk değildir demişlerdir. Yani bu, bu, bu emri itibari daha iyi anlamak için bu mesela dünyayı dünyada diyoruz ya meridyenler var, paraleller var. Aslında farazi hendesatlardır. Dünyayı anlamak için biz meridyenleri ve paralelleri anlarız. Dünyayı anladıktan sonra meridyen ve paralelin şeyi kalmaz yani farazi hendesi hatlardır. Bir de insanlara verilen cüzi şeyler aslında Allah'ın külli sıfatlarını anlamak içindir. Yani bize cüzi irade cüzi irademizle ben bir şey yapabiliyorsam Allah külli iradesiyle her şey yapar. Ben cüzi ilmimle bir şey bilebiliyorsam Allah külli ilmiyle her şeyi bilebilir. Ben işte külli gör cüzi görmeyle bazı şeyleri görebiliyorsam Allah külli görmesiyle her şeyi görür. Yani Allah'ın bizim akılla kavrayamayacağımız sıfatlarını akla yakınlaştırmak için verilen böyle emri itibaridir. Bu cüzi olan şeylerde insana verilen cüzi ilim, cüzi irade, cüzi görme, cüzi işitme gibi şeyler. Bu külli irade meselesi de biraz tartışmalı. Özellikle bizim ehli sünnet dediğimiz eşari ve maturide arasında. Eşariler iradenin her şeyi kuşattığını söyleyerek külli irade, ona külli irade demişler kulun iradesini de cüz irade olarak şey yapmışlar. Ama bizim Maturidiler, ben Maturidi olduğum için bizim diyorum. Yoksa o da bizim de elbette. Yanlış anlaşılmamak lazım. Allah'ın iradesi ilahi ve ezeli de, demişler. Külli ve düz irade kavramı kulun iradesinin iki yönünü belirtmek için kullanmışlar. Böyle ufak bir şey var. E, nüans diyelim aralar aralarında. Şimdi kaderi Dedik ki imanın nihayet hududunu gösteren şu tabloyu bir daha görebilir miyiz Ergin Bey? Oradaki tabloya bakarak daha güzel kavranması için. Yani bu kavramlar bu kader, cüz-i irade bir de ata kanunu var. Onu da atladım o şeyde. Ata kanunu da Allah'ın umumi af kanunu. Bazen Cenab-ı mevcut kanunlarına Hani bir padişahın misalde utan, atı olmasın. Bir padişahın umumi af günü ilan edip mesela diyelim ki falan günde filan günde Kurban Bayramı'nda Ramazan Bayramı'nda umumi af ilan etmesi günüdür ki onu da orada göreceğiz inşallah. Şimdi kaderi anlamak için yani benim anladığım kadarıyla onu da söyleyeyim yani. İkiye ayırdım ben. Kader insana bakan yön var Allah'a bakan yön. Allah'a bakan yönüyle kader levh-i mahfuz, mahfuzdur daha yazılı olan şeylerdir. Yani değişmeyen mutlak kader, korunmuş levha anlamında. İslam alimleri hani aklımıza şu gelebilir. Bazen kaderimizde bir şey yazılıdır ama değişmez mi? İşte onu da izah etmek için levh-i mah ve ispat levhası diye bir şey yapmışlar. Değişebilen muallak kader yani şartlara bağlı olan kader. Biz o levh-i mahfuzda yazılı olanı bilmediğimiz için benim kaderim böyleydi de işte Allah yazdığı için ben böyle yaşadım gibi bir vartaya düşemeyiz. Çünkü biz bilmiyoruz o mutlak kaderde yani levh-i mahfuzda ne yazıldığını bilemiyoruz. Bilemediğimiz için de böyle bir soru sormamız da aslında mantıksızdır. Şöyle bir mantıksızdır. Hani bazıları haşa işte Allah her şeyi yarattı da Allah ne yarattı gibi bir soru soruyorlar. Onu şey yapmak için manasız olduğunu söylemek için bir misal verirler. Mesela bir vagon görüyorsunuz hareket halinde gidiyor vagon. Onu bu nasıl hareket ediyor? Bakıyorsunuz öndeki vagon çekiyor. Onu hangi vagon? Onu öndeki, onu öndeki, onu öndeki, onun önüne bir lokomotif koymadığınız müddetçe işin içinden çıkamazsınız yani. İlla bir lokomotif koyacaksınız. Lokomotif nedir? Lokomotif kendinden hareketlidir yani. Vacibil vücut diyoruz ya Cenab-ı Hakk'a. Kendinden hareketli olan şey yani. Heh, zatıyla beraber var olan şey. Yani oraya bağlamadığınız müddetçe en basit bir vagonun hareketini bile izah edemeyiz yani. O yüzden biz her şeyi o Allah'a bakan yöne bağlamak zorundayız netice itibariyle. Şimdi bunu anlattıktan sonra geçelim insana bakan yönüyle. Kader insana bakan yönüyle o da ikiye ayrılıyor. Bir, geçmişe bakan yönü. Şimdi bu zaman kavramı ki onu inşallah bu iyilikler, kötülükler konusunda gireceğim yani. Zaman kavramı aslında bizim için yeterli olan bir kavram. Bizim için geçmiş hal ve gelecek vardır. Allah'ın ilminde geçmiş ve hal gelecek diye bir şey yok ki. Neticede zamanda bir mahluktur. Biz kafalarımızda bazen zamanı sanki ezelin başlangıcı ile ebedin bitişi gibi tasavvur edebiliyoruz. Halbuki belki de zaman ezel ve ebed arasında şöyle düş bir çöle benzetirsek ezel ve ebet arasını çöle atılmış bir halka gibidir belki bir zaman. Yani Allah'ın bir mahluku olan zamanı ezelin başlangıcı, ebedin bitişi olarak görme bu kaderle ilgili birçok soruyu sormamıza sebebiyet veriyor. Yani Allah kaderde bunu yazdıysa sen yazdığını bilmiyorsun ki ne biliyorsun ne yazdığında ona göre soru soruyorsun yani. Sorularımızın çoğu Bundan kaynaklanıyor. Yani sanki levh-i mahfuzu biliyormuşuz, bildiğimiz için de neticeye göre kendimiz değerlendiriyoruz. O yüzden kaderi ikiye ayırmak lazım. Geçmişe bakar, bunun neticesi kaderdir, ümitsizlik ve üzüntünün kaynağıdır, demin, iz demin izah etmiştik. Elimizde bir şey kalmamış, yani irademizi aşmış, artık cüz irademizin dışına çıkmış, bizim yapabileceğimiz herhangi bir şey olmayan bir alan. O alanda işte teslimiyet bizim için işte dediğim gibi ümitsizliğin, yesin, hüznün, işte insanı kendini parçalamasının falan filanın önüne geçen aslında psikolojik de bir şeydir yani bu yönüyle. Biz o yüzden kadere iman eden kedere düşmez demiş büyüklerimiz. Kadere iman eden kedere düşmez. Teslim olur. Çünkü bilir ki bu kainatın Rabbi Allah. O Rahmandır, Rahimdir, bizi yaratmıştır, bizi bizden daha iyi düşünür. Ve o biz de onun kulu olarak eğer onun dediği gibi şey yapmışsak endişe etmemize ne gerek var ki? O yüzden Bediüzzaman'ın bir sözünü burada yine hatırlatmak istiyorum. İman hem nurdur hem kuvvettir. Hakiki iman elde eden adam kainata meydan okur. Yani kainatı nedir? Bilir ki kendi Rabbinin, işte mesela bugün Tayyip Bey'e sırtını dayayanın Türkiye'de sırtı yere gelir mi? Onun gibi yani işte ben Tayyip Bey'in adamıyım dedim mi her kapı açılıyor. E şimdi ben Rabbimin kuluyum dediğin zaman dayandığın zaman onu istinat noktası olarak inandığımız Allah'a dayandığımız zaman artık bizim için herhangi bir endişe, herhangi bir korku olmaz. Zaten ayette diyor ya o müminlere bir herhangi bir korku ve şey yoktur ama hakiki iman edenler için yoksa Böyle bazen benim gibi şüpheli iman edenler her şeyden korkar. Nereden korkar? Askerden korkar, bilmem cezaevinden korkar, yani mesela tüfekten korkar, her şeyden, askerden korkar ya, yani, asker ya, hakimden korkar, evet yani. E, tabii her şey yani rızık rızıktan korkar, e, her şeyden korkar. Yani korku girdikten sonra artık onun sınırını ne korsanız koy. O yüzden kaderi ikiye ayırıyoruz. Bir geçmişe bakan bir de geleceğe bakan yönüyle. Geleceğe bakan yönü de bizim düz irademizin alanıdır. Şimdi düz irade alanında da insan fiilleri ortaya çıkıyor. İnsanın iki fiili vardır. Bunda bir ihtiyari fiiller yani irademize bağlı olan fiiller. Bir de irademizi aşan fiiller, ızdırarı fiiller diyoruz ızdırarı fiiller cüz irademizin herhangi bir şey yok onda. Mesela bugün kalbimizi Allah bizi doğururken kalbimize veriyor bir hareket. Ölene kadar herhangi bir şey enerji harcıyor muyuz yani? Herhangi bir pil takıyoruz mu? Bilmem ne yapıyoruz mu? Değil mi? Para veriyoruz mu? Çalışıyor devamlı yani. Hiç masraf istemeden de çalışıyor yani. Mesela ee, birçok vücudumuzdaki hücreler veya işte güneşin doğması, ayın doğması, dünyanın dönmesi yani cüzi irademizin alanının dışına çıkan şeyler ızdırarı fiillerdir. Yani bir zorlama alanı içerisine giren bizim irademize alakalı olmayan şeylerdir. Bu fiilleri niye ikiye ayırıyoruz? Bizim alanımız sadece cüzi iradeyle ilgili olan fiillerden sorumluyuz biz. O cüzi iradeyle ilgili fiiller nelerdir? Bunlar iyilikler ve kötülükler. Yani Cenab-ı Hak bize cüz irade denilen bir şey vermiş. Yolları çizmiş. Demiş ki bak bu yol iyiler ve iyiliklerin yolu sonu cennete gidiyor. Havuz olarak cennete yani iyiler ve iyilikler akıyor. Bir havuz oluşturuyor. Kötüler ve kötülükler de gelip bir havuz oluşturuyor. Yani cehennemi oluşturuyor. Sen aklınla ve iradenle bu yolun başına koyuyorum. Sen hangi yolu tercih edersen iradenle ben o yolu yaratırım. İsteyen insandır, yaratan Allah'tır. Yani o yüzden ehli sünnetin temel kaidesidir. Kainatta her fiilin faili Allah'tır. Her fiilin faili. O yüzden yaratma noktasında kesinlikle bütün fiilleri Allah'a vermek zorundayız. Bunu niye söylüyorum? Mutezile iradeye mutlak hürriyet veriyor ve kul fiilin halikidir diyor. Kul fiilinin halikidir diyor. Kul fiilinin yaratıcısıdır diyor. Bu hususta en güzel bence yolu bir de kaderiye var biliyorsunuz cebriye kaderi. Onlar da tamamıyla düz iradeyi kaldırıyor. İnsan denilen şey Allah ne emrettiyse onu yapar. Başka hiçbir şey yapamaz yani irade mirade yoktur. İşte bu hususta en güzel orta yolu tutan aslında ehli sünnet. Yani şey olarak o, o da diyor ki senin isteme noktasında e, sen sorumlusun ama yaratan Allah'tır. Sen iyiliğe meyledersin Allah iyiliği yaratır o senin kaderin olur. Sen kötülüğe meyledersin. Allah kötülüğü yaratır. O senin kaderin olur. O yüzden insan fiillerinde yani cüz iradeyle ilgili istediği fiillerde sorumluluktan kurtulamaz. Yani ben, biz cezaevinde, ben gençliğimde biraz siyasi olaylardan cezaevinde yattım. En çok karşılaştığım şey biz kader mahkumuz diyorlar. Ya diyorum ki yani sarhoş işmişsin işçi adamı öldürmüşsün gelmişsin sonra da diyorsun ben kader mahkumuyum Yani. E kaderin ne suçu var? Sen kendi iradenle içmişsin. Iş i̇çmesen belki yani mahal farz içmesen o adamı öldürmeyeceksin ve o cinayette işlemeyip kader mahkum olmayacaksın yani. Yani o yüzden biz düz irademizle yaptığımız her fiilden sorumluyuz. İşte o fiillerin başında iyilikler ve kötülükler geliyor. Şimdi bir de kötülük konusu İslam'da çok ilginç. Belki de en muğlak meselelerden bir tanesi de şu. Diyorlar ki yani şey olarak bu Necdet abinin gönderdiği sorularda da vardı. Mesela Allah şeytanı niye yarattı? Yaratmasaydı biz bu kötülüklere düçar olmazdık ve neticede de cehenneme gitmezdik. Aslında Allah şeytanı yaratmasının maksadı şu. Eşya zıddıyla bilinir. Her şey mesela şu ışık karanlık olmasa bilinmez veya karanlık ışık olmasa bilinmez. O yüzden eşyayı zıddıyla yaratmış Allah. Zıddı zıd, olmayan Sadece Allah'ın zatıdır. O yüzden tektir, yeganedir, birdir. Zıddıyla, zıddı olma, olmayan tek e, yaratıcı, yaratıcıdır. Diğer her şey zıddıyla bilinir. Biz soğuğu sıcakla biliriz. İşte e, Büyüğü küçükle biliriz. Yani birbirine kıyas yaparak biliriz. O yüzden zıddıyla. Şeytanın iyilikleri de mutlaka bilebilmemiz için bir dayanak noktası lazımdı. Ve Allah imtihan sırrı olarak şeytanı yarattı yani. Şeytanı da yaratırken aslında e, yaratışlarda da Cenab-ı Hakk'ın neticeye bakmak lazım. Mesela şeyde diyorlar ki işte Mehmet Kırkıncı Hoca'nın güzel bir sözü var. Diyor ki Adem Aleyhisselam cennetten kovuldu. Herkes diyor ki cennetten kovulmasaydı işte cennette olurdu. Ya cennette kovulmasaydı dünyaya gelmezdi. Dünyaya gelmezseydi senle ben olmazdık yani değil mi? Ya yani ne güzel işte cennetten iyi ki kovuldu da geldi yalnız başına Hazreti Havva anamızla geldi. Milyonlarca belki sayısını Allah bilir. Milyarlarca Müslümanla beraber cennete gidecek ya döneceğiz yani. Yani bakın Hazreti Adem'in işte yasak meyveden yemesinin yani insan aklına ilk tanım, keşke yemeseydi. Yemeseydi sen ben olmazdık yani. Demek ki yemesinde bir hikmet var. Yani o yüzden şeytanın yaratılışında bir yaratılış gayesi, bir de yaratılışın hikmetini bilmek lazım bu hususlarda. Yani yaratılış gayesi imtihan sırrıdır. Yaratılış hikmeti de işte milyonlarca mümini, inananı, Allah'ı tasdik eden insanları yani Allah çıkmış yani ahseni takvim sırrından yaratılmış insanları o meydana getirmek içindir. Bunu şöyle bir misalle anlatırlar. Diyorlar ki mesela senin 100 tane tavus kuşun var. Tavus kuşu yumurtan var. Elinde tutuyorsun. Şimdi sen bunları kuluçkaya yatırmazsan bunlar belli müddet sonra bozulur. Ama kuluçkaya yatırsan bunların 90 tanesi çürüse yani bozulsa yani, 10 tanesi tavus kuşu olsa sen karda mısın zararda mısın? Kardasın tabii, 10 tane tavus kuşu gelir 10 binlerce yumurta yapar yani. Şimdi şeytan ve kötülüklerin yaratılışında da böyle bir hikmet vardır yani. Yani Cenab-ı Hak külli neticeleri almak için böyle cüzi şerleri yaratmıştır. O yüzden e, şerri halk etmek şer değildir, şeri şerri istemek şerdir diye İslam alimleri bu hususta güzel bir e, kavram geliştirmişler. Şimdi hani dedi ki ihtiyari fiiller, ızdırarı fiiller, ihtiyari fiillerde iyilikler ve kötülükler işte bunların neticesi geliyor lefi mahfuzdadır. Yani lehfi mahfuzda Cenab-ı Hak ezeli olarak ilmiyle bildiği için yaz, yazmıştır. Bu ezeli ilmiyle bilmeyi bu tablodan biraz hareket edelim ileriye doğru. Kaderi doğru anlamak için altı şeyin bilinmesi lazım geldiğini söylüyor İslam alimleri. Bunlar mesela birincisi Allah'ın ilmi ve bilgisi sınırsızdır. Biz sınırlı bilgiyle sınırsız şeyleri kavrayamadığımızdan dolayı sormamamız gerekir. Allah olanı olacağı ...nasıl olacağını, ne şekilde olacağını... ...her şeyi bilir yani. Allah... ...o yönüyle bakmak lazım... ...kaderi anlamak için. İkincisi... ...kader, kıyamete kadar olacak her şeyi... ...levh-i mahfuzda yazmıştır. Bunu da önceden böyle bilmemiz lazım. Üçüncüsü Allah... ...diler ve dilediğini yapar. Yapmak istemesinin önünde hiçbir engel bulunmaz... ...çünkü mülk O'nundur. Aslında cüz irade ile külli irade... ...arasındaki kavramı... ...anlamak için bizim Kadir abinin, Mısır abinin verdiği bir örnek vardı. Çok çarpıcı örnek. Şimdi aklıma geldi. Anlatayım. Diyor ki, yani cüz irade ile külli irade nedir? Diyor ki bir adam düşünün. Bir adamın bir köpeği var. Affedersiniz köpeği var. Köpeğini gezmeye götürecek. Köpeğin boynuna bir metrelik bir tasma taktı. O köpeğin özgürlük alanı ne kadardır? Yani bir metre, iki metredir yani şey olarak. Ama diyor o tasma sahibinin elinde olduğu için o, o da özgürlük alanı değil. Yani niye? İşte gezerken diyor ki çeker. Gel önünde çukur var düşme. Veya işte gel araba çarpar şunu yapar. Yani tasma sahibinde olduğu için çeker şey yapar. Hani misal olmasın. Bizim cüz irademizle külli irade arasındaki şey budur yani. Bizim cüz, irade, bizim cüz irademiz boynumuza takılmış bir tasma kadardır. Ama işte bu düz irade yani varlık bile verilmeyen bu cüz iradeyle irade ile biz insanız yani. Onun da yani vücudu olmasa bile ne kadar büyük bir sorumluluğun ucunu olduğunu da kavramak lazım. O yönüyle bakmak lazım. Dördüncüsü de her şeyi yaratan Allah'tır. Onun dışındakilerin yaratılmış olmaktan başka seçenekleri yoktur. Hiçbir güç ona rağmen yaratılmış olamaz yani. Beşinci ve 6.sı da bu ezeliyet zaman meselesi ve ilmi maluma tabi olma meselesi. Ben şimdi onu inşallah şu tabloda iki tane resim var Erkin Bey. Onu görebilir miyiz? 11 ve 12. sayfalar. Heh. Heh, tamam. Şurası şimdi Şimdi şurada bir tablo var. Ezeliyet noktası diye yukarıda. O zamanın başlangıcı yani geçmiş zaman sol taraf gelecek zamanda demin hani ezeliyet meselesini diyoruz ya. Ya belki bizim için zaman sadece şu ezeliyet noktasını baktığı yerdir. Yani biz geç, yani ezeliyetin nerede başladığını bilmediğimizden, ebediyetin nerede bittiğini bilmediğimizden dolayı biz sadece o nokta içerisinde de hadiseleri kavramaya çalışıyoruz. E şimdi o sınırlı şeyle o sınırsız şey kavranabilir mi? O yüzden kader meselesinin anlaşılması için bu zaman ve ezel kavramını kafamızda bir tablo, şablon olarak tutmamızda fayda var. Cenab-ı Hakk'ın ilminde yetmiş ve hal yetmiş hal ve gelecek diye bir şey yoktur. O zamanı yukarıdan kuşatmıştır. Geçen sohbette de bahsetmiştim. Kader kader Allah'ın ilmi evindendir. Ee, Allah'ın yazması altta ne olduğuna tesir etmez. Bunu bir helikopter misaliyle anlatmıştık daha önce. Mesela düşünün ki bir helikopter var. Helikopter 2 kilometre, 3 kilometre yukarıda uçuyor. Helikopter pilotu ben de yerde bir sokağın başında yazıyorum. Helikopter pilotu benim görebileceğimin çok daha büyük yerlerini görüyor. Şimdi beni görüyor orada sokağın, sokağın içinde gidiyorum. Bana orada yazsa şeye dese ki işte Selim şu yolda giderse Şirin evlere varır ama bu yolda giderse Yeni Bosna'ya varır. Şu yolda giderse şuraya varır diye not not defterine not düşse. Onun not defterine bir şey yazması benim nereye gidip gitmediğimi etkiler mi? Hani misal hata olmasın. Allah'ın ilmi yani kaderi bilmesi, kaderde yazması bu nevindendir. Allah ilim nevindendir ve insana etki etmez. O yüzden İslam alimleri bunu bu ilim maluma tabidir meselesiyle anlatmışlar. Mesela ilim her şeyin zahiri şeklidir, zihindeki şeklidir. Malum ise bir şeyin gerçek halidir. İlim zihindeki şekli, malum ise gerçek hali. Mesela o kasa orada e, var. Kasada mesela 500 liram var. E, şimdi bu ilim yani kasada benim kasada 500 lira olduğunu bilmem ilimdir. Ama o 500 lira da orada malumdur orada olması. Şimdi benim bilmeme tabi değil o. Orada 500 lira var olduğu için ben biliyorum. Eğer benim bilmeme tabi olsa ben orada 500 trilyon var derim. Orada 500 trilyonum olur yani değil mi? İşte ilim o yüzden maluma tabidir. Yani Allah'ın ezelde yazması onun bilmesi yönüyledir. Onun alim olması yönüyledir. Yoksa bize tesir etmesi yönüyle değildir. İşte bu kader meselesini bilmek için bu ezel, zaman ve ilim maluma tabi meselesini de kafamızda iyi yer etmemiz lazım. Evet. Şimdi kaderle ilgili ee, Peygamber Efendimiz'den rivayet edilen bir hadis var Aleyhisselatü Vesselam. Yani kader hakkında konuşmak doğru mudur? Tirmizi'nin sadece Tirmizi'nin rivayet dediği bir mesele. Siz e, kader usta tartışan asabını uyarıyor Resul Aleyhisselatü Vesselam. Siz bununla mı emrolundunuz? Ben bunun için mi Resul gönderirdim? Şunu biliniz ki sizden önceki ümmetler bu tür tartışmalara başladıkları zaman helak olmuşlardır. Böyle tartışmalara girmemelisiniz. O yüzden alimlerimiz buradan hareketle demişler ki imani meselelerin münakaşa suretinde bahsi caiz değildir. İmani meselelerin münakaşa suretinde bahsi. Mütala edebilirsiniz, araştırabilirsiniz ama münakaşa etmeyeceksiniz. Münakaşa ederseniz karşıdakinin Allah muhafaza küfrüne sebebiyet verebilirsiniz. Çünkü bilinme bazen iman bir yönüyle de gaybin alanına giren bir şey. Gaybın alanını biz bilinen alemde şey yapmaya çalışınca biz usta ne deriz? Rabbim böyle emretti ona öyle iman ediyoruz deyip teslim oluruz. Yani o yönüyle kaderin konuşulmasını şey yapmışlar ama biz tabii mütala şeklinde anlamaya çalışıyoruz. Şimdi bu Allah her şeyi bilir mi? Biliyorsunuz mutezile Allah her şey bilmez. Mesela senin kiminle evleneceğini bilmez diye günümüzde özellikle televizyon tartışmalarda söz konusu oluyor. Yani burada Allah'ın ilim sıfatını özellikle tekvin sıfatını kabul etmediklerinden kaynaklanıyor. Allah ehli sünnetin anlayışında, ehli sünnetin Allah tasavvurunda Allah alemül guyuptur her şeyi bilir. Geçmiş hal, gelecek falan filan geçerli değildir her şeyi bilir. Olmuşu da bilir, olacağı da bilir, olmamışı da bilir. Yani bilmeyi biz kendi bilmemizle kıyaslamamız gerekiyor. Burada ayet ayetler de var bunu teyit eden ayetler. Hiçbir şey yoktur ki hazineleri bizim yanımızda olmasın. Biz her şeyi belli bir kaderle indiririz bu Hicr suresi 21'de. Yine Allah her dişini neye yebe alacağını, rahimlerde neyin eksik, neyi ziyade edeceğini bilir. Onun katında her şey ölçüyledir. Bu da Rad suresi 8. ayette. Yani o yönüyle biz Allah'ın ilmin evinden olan kaderle ilgili sorularımızı sorar sorarken Allem-ül olduğunu da nazara almamız gerekiyor. Şimdi kaza ve kader iman esasımı başta da değindiğim gibi bu tartışılmış ama ehl Sünnet'in genel şeyi e düşüncesi Şia'nın da böyledir. E kader imanın esaslarından bir cüzdür ama altıncı cüzüdür. İşte başta dediğim gibi o beş iman esasını kafalarımızda iyi yerleştirmediğimiz müddetse bunu anlamamız da doğru değildir. Şimdi bu kaza ve kaderin iman esaslarını içerisine girmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi e, Cibril hadisi diye meşhur olan bir hadistir. Biliyorsunuz bu Cibril hadisi Müslim'de var, e, Buhari'de var. Buhari'nin naklettiği hadiste kader meselesi yoktur ama Müslim'in rivayet rivayetinde kader meselesi de vardır. O meşhurdur. Hani Ömer İbni Hattab Hazreti Ömer'in oğlundan rivayet edilen bir hadis. Bir gün Resulullah yanımda bulunduğu esnada aniden yanımıza bu iman, ihsan hadisi var ya meşhurdur işte o hadis. Biri geldi. Ya Muhammed sana İslam'ın bana İslam'ın ne olduğundan haber ver dedi. peygamberimiz İslam'ı anlattı. O da doğru söyledin. Sonra o şahıs bana imandan haber ver dedi. Peygamberimiz de buyurdu ki iman Allah'a, meleklere, kitaplara, peygamberlere ahiret gününe inanman, bir de kaderin kadere hayrına ve şerrine inanmandır. Buyurdu. O zat yine doğru söyledin dedi. Bu Müslüman iman bahsinde, Ebu Davud sünnet bahsinde, İbn-i Mace mukaddemede geçerli olan bir hadis. İşte bu hadiste kader iman maddesi Ebu Hureyre'den gelen bir e, rivayet. E, kader meselesi o 4404 Noğlu hadis kütübü sitede. Bu hadiste mevcut değildir. O yüzden buradan hareketle günümüzde hepinizin tanıdığı birçok alim mesela Süleyman Ateş, Hayri Kırbaşoğlu, Profesör Ömer Aydın, Bünyamin Erül gibi özellikle alanları hadis olan e, alimler demişler ki kader iman eklenmesi ilk kader tartışmalarının başladığı Irak ve Basra alimleri tarafından yapılmıştır demişlerdi. Yani böyle bir şey. Bu Mehmet Görmez Hoca da aynı şekilde Cibril hadisinin farklı lafızlardan olduğunu şey ettiği için sorunlu olduğunu ifade etmiş. İşte yani iman esasları içerisinde he, saymayabiliriz demişler yani. Yani bu hususta ehl sünnet, selefiye, maturid, eşari gibi itikadi mezheplere kaza ve kadere iman, hadislere dayanarak iman esasları içerisinde saymışlar. Şii alimler de yine ehl sünnetin düşüncesiyle aynı. Eşari alimler Eşarilerde yer değiştirerek özellikle kader ve kaza kavramlarını yer değiştirerek izah etmişler. Mutezile kelamcıları işte burada biraz farklı düşünmüş. Sorumluluk doğuran insani fiilleri kader ve kazanın dışında tutmuşlar. O yüzden demişler ki kul fiilin halikidir. Kul hem meyleder hem yaratır. Öyle kaderini de kendi yaratır diye böyle bir vartaya düşmüşler diye. Bunu da bu konuyu da geçelim inşallah. İşte bunları zaten anlattık. Kader hususunda dört farklı yollar, yol var. İşte Maturidiler, Eşari, Cebriye mezhebi var. Mutlak Cebir mezhebi. Demden beri zaten ben genelde Maturidi ve Eşari'yi anlat, izah etmeye çalışıyordum. Cebriye bu kader olarak karşımıza çıkan bir şey. İnsan iradesine bağlı fiiller üzerinde cüz'i kudret ve cüz iradeyi tamamen inkar eder. O, o yüzden Geçmiş dönemlerde özellikle İmam-ı Azam döneminde bu tür tartışmalar yap, yapılmış. Yani bu benim kaderim ne yapayım diyene bir gün hatta rivayet ediyorlar. İmam-ı Azam bu benim kaderim diyenin ensesine bir tane patlatmış. Demişler ki niye yapıyorsun? Kardeşim bu benim kaderim demiş. Ne yapayım benim kaderim senin ensene bir tokat vurmaktır yani demiş yani. <laughs> Hemen de itiraz ediyor niye yaptın. Yani sen ziradenle yaptın diye kader inkar eden adam. Yani şey olarak kaderi mutlak kabul eden adam şey yapıyor. Yani bunlar insanı sorumluluklardan kaçırıyorlar. Bunların şeyinde yani kaderi e, e, mutlak cebriye mezhebinde o zaman insanın iyilik ve kötülük gibi e, işte cennet ve cehennem gibi kavramları da izah edemiyorlar. E, bu mutezile de dediğimiz gibi e, kul yaptığı ihtiyarın fiillerin yaratıcı sırdı, de yaratıcısıdır demiş ve farklı bir yola girmiş. Bu hususta İnsan iradesi kez halk gibi şeyler e, yine tartışılmış e, bu dört mezhep arasında. Şimdi meşhur bir örnek var. Birisi birini tüfekle vurdu öldürdü. Şimdi mezheplere bunu uyguladığımız zaman Cebriye diyor ki yani Allah yazdı o kul o yüzden o onu vurdu öldürdü. Yani o yüzden o kulun herhangi bir sorumluluğu yok. Mutezile de diyor ki o ateş etmeseydi o ölmezdi. Yani adam ölmezdi. Ehli sünnet de diyor ki, bu gaybe girer, onu ancak Allah bilir. Yani ateş etmeseydi ne olurdu? Biz bilmiyoruz ki kaybın alanındadır. O yüzden onu Rabbim bilir demiş. Böyle bir orta yolu tutmuş. Yani o yüzden ehli sünnet yani özellikle bu hususta orta yolu takip etmiş. Şimdi insana cüz irade niye verildi? Gerçi baştan beri ifade ettik ama yani icada kabiliyeti olmayan cüz iradenin verilmesi tamamıyla insanı insan olarak, insanı e, kul olarak yaratılmasının e, imtihanı olarak bu dünya özellikle Zariyet suresinde Cenab-ı Hak diyor ya ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. O ibadet, yaratmanın bir imtihan sırrı gereği olarak böyle bir cüz irade verilmiş. İnsan mükemmel bir iman sahibi ise yani şey olarak kainatı ve nefsini Cenab-ı Hakk'a verir. Onun tasarrufunda bilir kendinden sudur eden yani kendinden doğan o cüz iradesinden doğan iyilik ve kötülükleri ile gururlanmamak için kadere şükreder. Kadere bakar ona şükreder. Başına gelen musibetleri kaderi görür ve sabreder. Ama oradaki sorumluluktan kurtulmamak şartıyla. Yani, yani evet kadere teslim olacağız ama sebebiyet verdiğimizden dolayı İslam'da meşhur bir sözdür de es sebebi kel faildir. Yapan sebep olan gibidir. Yani sebep olan yapan gibidir. Onu da iz izah edelim. İslam bu şey meselesinin anlaşılması için enenin de iyi bilinmesi lazım. İnsana ene diye 20-20 daha kaç eder? Diyor ki 40. Neye göre 40 eder? 1-1 daha 2 olduğu için yani bir toplama işlemi var. 1-1 daha 2 ettiği için 20-20 evet. daha 40 eder. Şimdi biz 20-20 daha 20-20 ne kaç eder dediğimiz zaman o hiçbir zaman ya baştan başlayıp da ya 1-1-2 ettiği için 20-20-40 eder demiyor. Niye? Çünkü onu önceden görmüş, kafasında yer etmiş. Yani farazi hendesi bir şey olarak kafasında biliyor. O yüzden 20 20 daha topluyor 40 etti. 40 etti diyor. İşte bizim ene de yani cüz irade gibi ene, ene dediğimiz şey de böyle emri itibaridir. Yani belli şeylerin anlaşılması için önceden bilinen bir şeydir. Bilinip bilindikten sonra ona vücut vermemek, kafamızda zihni olarak tutmak ve ilerideki hadiseleri anlamak içindir. Yani enani ene dediğimiz şey de Cenab-ı Hakk'ın isim ve sıfatlarını öğrenebilmemiz için, bilebilmemiz için Cenab-ı Hakk'ın bize verdiği bir emri itibari, bir vahidi kıyasıdır. Kıyası olarak verdiği bir latifedir. Bunu da böyle bilmek lazım. Burada bir paragraf okuyarak şey yapmak istiyorum. Cenab-ı Hakk'ın ilim, kudret, hakim, rahim, ilim, kudret, hakim ve rahim gibi sıfat ve isim, isimleri yani diğer isimler gibi muhittir, hudutsuzdur bilmemiz mümkün değildir. İsim ve sıfatların nihayet hadleri olmadığından dolayı bizim bilmem, bilmemiz için vehmi bir had çizmek lazım. Onu da ene yapar. Kendinde bir rububiyeti mevhume, yani olmayan bir Rab'lık. Yani insanın nefsinde vardır. Eğer insan nefsini terbiye etmezse mevhum bir rububiyete gidebilir. Yani ben de Fıravun gibi, ben de Rab, sizin Rabbinizim diyebilir. O yüzden o ene ipini, ene şeyini İslam'ın selik ipiyle bağlayıp Hani diyor ya enaniyetin sırtına bineceksiniz. Çelik başına eğeri takacaksınız. İstediğiniz yere şey edeceksiniz. Ama enaniyet size binerse sizi havalandırır, sizi Rab yapar. Fıravun gibi. Ben sizin Rabbinize. De... O yüzden her insanın enesinde terbiye edilmediği müddetçe Rab'lığa giden, Fıravun'luğa giden bir yol vardır. Mevhum rububiyet. Mevhum. Mevhum değil de mevhum veyle yani mevhum bir rububiyet vardır yani. O yüzden o mevhum rubiyete düşmemek için bir malikiyet, kudret, ilim, tasavvur etmemek için şöyle bir hat çizer, şöyle der. Buraya kadar benim, bundan sonra onundur der. Bir taksimat yapar, kendine bir pay çizer. İşte o payı çiz, bu küçük ölçüler ile esma ve sıfatların mahiyetini anlar. Anladıktan sonra eğer ona bir vücut verirse, yani ona enaniyete veya cüz i iradeye bir vücut verirse, işte mevhum rubiyete doğru gider. Ama vermezse orada der ki bunların hepsi ben cüz ilim, cüz irade bana verilen bu şeyler benim Rabbimin külli ilmini, külli iradesini, külli görmesini, külli işitmesini, külli yaratmasını anlamam için verilen bir kıyas noktasıydı. Başka hiçbir önemi yoktur der ve teslim olur. İşte kadere teslimiyet de budur. Yani başta dedik ya Kader ve cüz irade imanın nihayet imanın ve İslam'ın nihayet hududunu gösteren akli ve ilmi değil. Hali ve vicdani bir iştir. Yani Akif diyor ya hani dili bağlı kalbimin ondan çok çok Anlarım, anlatamam. Rahmetli üstad da Recep Fazla diyor ki aklın fikrin var deme. Hepsini öldür. Sana çöl gelen o göl diyorsa göldür. Şimdi aklın fikrin var diyorsun. Bir, ya ben göl görüyorum. Allah Resulü de diyor ki kardeşim o çöl. Allah diyor ki o çöl. Aklını fikrini öldüreceksin orada. Aklın fikrin var deme. Hepsini öldür. Evet. Evet. Ben bir atım. iradem elimde bilinci, binicimin. Bir çocuk oyuncağı ucunda bir sicimim. Bak bu da üstadın yine rahmetli anıyoruz. Yani o şey çok hoş bu hadise anlatma aklım fikrim var deme hepsini öldür. Sana çöl gelen o göl diyorsa göldür yani şey yok bu işin yani mı yok yani arkasında. Evet e, vaktimizi de herhalde doldurduk Necdet abi. Ee, i̇nşallah e, Hocam 6-30 saniye geçirdik Hakkınızı helal edin İnşallah faydalı olmaya çalışmışızdır Bu şeytan neden yaratıldı Ben Necdet abi bir soru sormuştu Onunla ilgili en son bir şey eklemiştim Şunu da okuyayım da bir iki dakika Müsaade ederseniz İşte Allah eşyayı zıtlar içinde Yaratmıştır zıttı olmayan Bir şey bilinmez Şeytan kötülüklerin şerlerin sembolüdür o olmadan iyilikler bilinmez. Hani karanlığın ışıkla bilindiği gibi. Şerri yaratmak şer değil, şerri istemek şerdir. O yüzden biz cüz iradede kötülüklerde sorumluyuz. Bunu Cenab-ı Hak bir ayette bazen biz hani kendimiz şer bildiğimiz, yani bu şer oldu, bu hayır oldu diyoruz ya. Cenab-ı Hak bizi ikaz ediyor. Bakara 216. ayette diyor ki, hoşlanmazsanız da savaş size farz kılındı. Olur ki hoşlanmadığınız bir şey sizin için hayırlı olur. Olur ki sevip arzu ettiğiniz bir şey için de şerli olur. Gerçeği Allah bilir, siz bilmezsiniz. Evet. Allah bir şeyi şer olsun diye yaratmaz. Hayır olsun diye yaratır. Netice itibariyle bakmak lazım. Mesela ateşin yaratılması şer değildir. Onu yanlış yerde kullanınca şer oluyor yani. Yağmur rahmettir. E sen yağmurun altında yağmur yağarken bir yere saklanmayıp da yağmur altında ıslanır, hasta olursan yağmur ben hasta etti diyebilir misin yani? Misal yani onun gibi. Evet. Evet, şeytanın yaratılış hikmet insanların imtihan edilmesi içindir. Y yemek ikramını yapalım, çayda gelsin. Enbiya 35'te Cenab-ı Hak diyor ki sizi denemek için hayırla da şerle de imtihan ederiz. Hepiniz sonunda bize döndürüleceksiniz. Sizi denemek için hayırla da şerle de imtihan ederiz. O yüzden Yunus demiş ki gelse celalinle cefa yahut cemalinle sefa ikisi de cana vefa lütfunda koş kahrında koş. Aslında bu imanın zirve noktasında teslimiyetin bir şiire dökülmüş şeklidir. Başka bir şey değildir. Evet. İnsan şeytan sayesinde insanı kamilliği yakalayabilir. Şeytan musallat olmazsa kırlangıç kuşları olmazsa serçe uçmayı öğrenemezmiş öyle diyorlar. Şeytan olmazsa biz insanı kamil olamayız. O yüzden yaratılış hikmetlerinden bir tanesi de odur. Evet. Ben bunu da böyle noktalayalım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Evet. Allah razı olsun. Selim Çorak hocamıza teşekkür ediyoruz. Hocam bir dakika. Ergime yemek ve çay. Geç gelen arkadaşlarımız Hı, ikramı, ikramı yapalım kuru fasulyemiz gelsin ama yoksa komşularımızdan kurşeyeriz. <laughs> Selim hocam teşekkür ediyorum. Allah razı olsun